Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bugünkü video konumuz, sporcuyum ya da vücut geliştirmek istiyorum. Eğer kreatin kullanırsam ne olur? Evet sevgili dostlar, birçok sporcu ya da vücut geliştirmecisi gücünü ve performansını artırabilmek için kreatin takviyesi almaktadır. Dünyada çok yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Öyleyse hadi kısaca bir göz atalım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kreatin vücudumuzun doğal bir enerji kaynağıdır. Özellikle kaslar tarafından çok kullanılmaktadır. Kas proteinidir. Kasın ATP üretmesine yardımcı olan proteindir. Kaslar enerjisini bu proteinden alır. Vücudumuzda özellikle iskelet kaslarında depolanır ve fiziksel aktivite esnasında da enerji üretimi için kullanılmaktadır. Gıdalarımızda çoğunlukla kırmızı et ve balıkta bulunmaktadır. Beslenme ile aldığımız kreatinin takviye gıdalarla alacağımız kreatinden daha yavaş ve daha uzun sürede sindirilir. Kreatin vücudumuza girdikten sonra %95 oranında kreatin fosfata dönüştürülür. Sentetik olarak yapılabilen kreatin daha kolay ve daha çabuk emildiğinden dolayı sporcular tarafından özellikle tercih edilmektedir. Sporcularda ve yaşlılarda performansı ve kas kütlesini artırmak için kullanılmaktadır. Özellikle ağırlık kaldırma veya yüksek performanslı egzersiz esnasında kasların enerji üretmesine yardımcı olmaktadır. Biliyorsunuz vücudumuzdaki enerji kaynağı, hücrelerimizdeki enerji kaynağı ATP idi. İşte bu aldığımız kreatin beslenmemize ilaveten supplement olarak alındığında vücudumuzdaki enerji kaynağı olan ATP'nin hızlıca artmasına yol açar. Bazı araştırmacılar çok yüksek doz önermesine rağmen konunun uzmanları çoğunlukla günde 3 gramın yeterli olduğunu ifade etmektedirler. Yaşa ve vücut kitle indeksine göre 5 grama kadar çıkılabileceğini söylemektedirler. Aynı zamanda kreatin sadece sporcuların kullanması için değil, aynı zamanda yaşlılar ve hastalara da önerilmektedir. Örneğin beyin bozukluğu, beyin problemleri, cilt problemleri, kalp yetmezliği, fibromiyalji, nörodejeneratif hastalıklar, ruhsal problemler ve kas hastalıkları gibi birçok hastalığa önerildiğini görüyoruz. Ancak aşırı doz alındığında mide bulantısı, kusma ve ishal gerçekleşebilir. Böbrek problemleri olan kişilere de asla verilmemelidir. Peki kreatin vücudumuzda nelere yol açar? Yani takviye gıda olarak alınan kreatinin vücudumuzda nelere yol açar? Vücudu daha kuvvetli hale getirir. Yaralanmış dokunun hasarının toparlanmasına yol açar. Egzersiz sonrası yenilenmeyi artırır. Vücut ısısını düzenler ve vücudun rehabilitasyonuna katkıda bulunur. Sporcularda ya da ağırlık kaldıranlarda ya da ağır egzersiz yapanlarda bir sonraki egzersiz dönemine ya da ağır spora vücut toparlanmış olarak girer. Vücut ve kas kütlesinin büyümesine ve kasların gerginliğinin artmasına yol açar. Kreatin kaslarda sıvı tutulmasına yol açmaktadır. Bu özellik daha çok önerilen normal dozdan daha yüksek dozlar alındığında ortaya çıkmaktadır. Kısacası ağırlık artışına yol açar ama bu ağırlık artışı yağlanma şeklinde değildir. Bir haftadan sonra önerilen dozlara dönüldüğünde vücut kendini toparlamaya ve bu tutulan suyu vücut atmaya başlar. Konunun uzmanları kreatin kullanırken her 2 ayda 15 gün ara verilmesini önermektedirler. Eğer bu şekilde kullanılmaya devam ederse yapılan araştırmalarda 5 yıla kadar herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edilmiştir. Ancak bu süre uzarsa daha uzun süre kullanımlarda mutlaka araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Kreatin kullanırken mutlaka egzersiz öncesi alınması yararlıdır. Eğer egzersiz öncesi kreatin alınırsa önceden ATP ile desteklenmiş kasların çalışması optimum olmaktadır. Sevgili dostlar, kreatin yoğun ve aşırı güç gerektiren çalışmalar, ağırlık kaldırma ve vücut geliştirme, kas germe çalışmaları ve atletik performansı
artırmak için önerilen dozları aşmamak kaydıyla ve mutlaka mentor eşliğinde kullanılmalıdır. Bazı mentorlar ve konunun uzmanları eğer o sporcuya gerekliyse ilk bir hafta içinde 20 grama kadar yüksek doz verebilmektedirler. Bana göre bu dönemde mutlaka spor hekimleri ve sağlık profesyonelleriyle mentorların temas halinde olması gerekmektedir. Aksi halde geri dönülemez sonuçlara yol açabilir. Özellikle çocuklarda, gençlerde ve hamilelerde çalışma eksikliği nedeniyle mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu üç grupta kreatin kullanılmamalıdır. Ayrıca kreatin böbrek problemi olanlarda, bipolar bozukluğu olanlarda, emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Ayrıca ağırlık kategorisine göre yarışan sporcularda çok dikkatli ve günlük tartı yapılarak kullanılmasında fayda bulunmaktadır. Çünkü bu sporcuları olumsuz etkileyebilir. Kreatinin faydaları, kas ve vücudumuzdaki etkileri tabloda sizlere sunulmaktadır. Diğer taraftan hasta ve birçok hastalığı olan kişilerde kreatin eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. Hangi hastalıklarda kreatin eksikliği olabilir? Bu da sizlere tabloda verilmiştir. Bugüne kadar en iyi araştırılmış, sindirimi kolay, etkin ve ucuz bir form olan kreatin monohidrattır. Toz, kapsül, jel, sakız ve şeker gibi birçok değişik formda bulunmaktadır. Hatta spor içeceklerinin içine konulmuştur. Ancak çoğunlukla toz formu bağırsaklardan daha kolay emilmekte ve kısa sürede daha etkin hale gelmektedir. Bu nedenden dolayı da tercih edilmektedir. Tabii kreatinin yararları olduğu kadar zararları da bulunmaktadır. Alınmaması gereken ve alınırken dikkat edilmesi gereken durumlar da bulunmaktadır. Bunların bir kısmını ekranda görebilirsiniz. Sevgili dostlar, kreatin kullananlarda mutlaka belirli aralıklarla böbrek fonksiyonu testi dahil tüm kan testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu süreçleri mutlaka bir sağlık profesyoneli ile birlikte götürmenizde fayda bulunmaktadır. Kreatin gördüğünüz gibi faydası çok olan ama yerinde kullanılması gereken bir moleküldür. Çünkü ciddi zararları da bulunmaktadır. Evet sevgili dostlar, bugünkü videomda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.